Kadın ve erkek evlendikten belli bir süre sonra çocuk sahibi olmak istiyorlar. Rutinde aslında ilk zamanlarda korunma yöntemlerini gerçekleştiriyorlar ama belli bir süre sonra çocuk sahibi olmak istedikleri noktasında bununla ilgili sorun yaşadıkları anda sıkıntılar da baş göstermeye başlıyor aslında. Ve tedavi bir yöntemi aradıklarında bir tüp böbrek tedavisine sürecine girdiği zaman da bu bir iki kişilik bir süreç olduğu için burada bazı problemler başlıyor. Çünkü kadın tedavinin merkezinde olduğu için daha çok sıkıntıyı göğüslemek zorunda kalan da kadın oluyor. Ve erkekten de kendisine destek olmasını bekliyor. Fakat tedavi sürecinde biraz yalnız kaldığını hissedebiliyor kadın. Çünkü kadın daha duygusal, daha süreci dışarıda yaşayan bir varlık. Ama erkek ise bu süreci içinde yaşamaya çalışıyor. Dolayısıyla burada bir eşitsizlik söz konusu oluyor. Kadın anlaşılmadığını hissediyor bu noktada. Daha farklı bir süreç içerisinde olmak istiyor. Belki ultrason kontrollerinde yanında olmasını istiyor. İşlemlerde yanında olmasını istiyor. Paralel duygular beslemesini istiyor ama bu noktada yalnız kalabiliyor kadın. Dolayısıyla burada da sıkıntı yaşanabiliyor.